Videoma hoş geldiniz. Ben Mert. Bu gösterbette Marvel Legends'ın Apocalypse buff'ını yap serisinden Sabertooth figürünü inceliyoruz. İyi seyirler diliyorum. Videoya geçmeden hemen şunu söyleyeyim. Bu figür yine benim figürüm değil. Mert Polat'ın figürüdür. Bu figürü incelemem için gönderdiği için Mert'e de çok teşekkür ediyorum. Onu da Instagram hesabını açıklama kısmından bulabilirsiniz. Takip etmek istiyorsanız, konuşmak, tavsiyeler almak istiyorsanız biraz da Mert'e şutlayayım soruları. Çünkü onun da güzel bir koleksiyonu var. Neyse, hiç uzatmadan şunlara geçelim arkadaşlar. Figürün detayları çok güzel gerçekten. Zaten bu Apocalypse serisini ben bayağı beğendim ama daha hiç birini alamadım şu anlık. Bakalım alabilecek miyim? Hemen şöyle detaylarına bir kasalım biraz. Yüz detayları gerçekten çok hoş. Yani şöyle biraz yakına getireyim hatta. Bakayım ne kadar görebileceğiz. Ya şu dişlerdeki yapı, damarları falan. Yani iç... Allah. Şöyle kamerayı biraz elime aldım. Bakalım odaklayabilecek mi? Hadi evet, işte bu abi. Yani biraz titreyebilir şu an ama bu ağız yapısı ve ağzın içindeki detaylardan gözlerinin etrafındaki kırışıklıklara kadar, yani şu ana kadar Legends'ın herhalde son yıllarda çıkardığı en detaylı çizgi roman figürü olabilir bu. Zaten MCU'da açtı kendini ama saçındaki detaylar falan full yeni kalıp olduğundan da belki biz böyle hissediyor olabiliriz. Aynı şekilde şu arkasındaki kürkü de bayağı güzel olmuş. Kraven'da da aynı şeyleri görmek istiyoruz. Hatta yeni bir Kraven görmek istiyoruz artık. Eskisini alamıyoruz çünkü. Mesela figürün üst tarafı dediğim gibi çok güzel fakat... Fakat hemen şöyle biraz alta indiğimizde klasik bir Legends Bodies'i görüyoruz. Yuhuu. Yani yine klasik bir Legends Bodies'i ama güzel bir Legends Bodies'i kullanmışlar. Klasik böyle geçişli boya sistemi kullanmışlar ama dediğim gibi omuzlardan yukarısı çok kaliteli. Ama onun dışında da şöyle bir detaylarını gösterelim tabii ki de. Yani şuradaki şu çizikler fena değil, güzel olmuş. Dirseklerden şöyle çıkıntılı bir üçgen yapı var, şöyle göstereyim. O da baya güzel. Bir de elleri baya baya böyle şey, tırmık atar gibi kaplan eli. Onun dışında şöyle ayakkabıların üstüne de böyle nasıl diyeyim, bir saçma bir damla şeyi var. Yani saçma değil de komik gözüküyor. Keşke onu böyle biraz daha üçgenimsi yapsalarmış. Bu çok damla gibi olmuş. Ne kadar gözüküyor? Heh, bayağı damla işte bak. Onun dışında boyaması falan böyle işte. Yani kötü değil. Kesinlikle çok güzel bir figür. Ama birazdan göstereceğim figür yüzünden biraz kötü olabilir. Hemen figürün bir boyunu ölçelim. Şöyle eklemlere geçmeden önce figürün boyu yaklaşık olarak 17 santim civarında. Şöyle göstereyim size gözükmüyorsa da. Heh, galiba şu an size de gözüküyor. Yaklaşık olarak 17 santim, yani bir 6,5-6 inç falan civarı. Hatta ölçebiliyorsak şöyle bir bakayım. Aynen 6,5 inç falan. 6'da bitiyor bizim cetvel biliyorsunuz. 6,5 inç falan civarında iyi bir boya sahip Sabertooth için. Niye iyi bir boy? Çünkü Wolverine'e göre çok büyük bir figür, karakter. Yani şöyle söyleyeyim, elimde şu an Sabertooth'un şey versiyonu da var. Toy Biz. Hatta onu da şöyle yanına koyabilirsem bir, eklemleri izin verirse. Bakalım. Şöyle Lux diye koydum ama dur. Acaba şey oldu. Aynen. Yani aradaki kalite farkını anlarsınız az çok. Şöyle bir kaydırayım biraz kameramı. Heh. Yani boy farkı çok farklı değil ama demin öve ve bitiremediğim şu yüz detaylarını, yani burada yine kabul edilebilir bir yüz karşılıyor bence, öyle söyleyeyim. Kürk olarak bunun yapısı daha güzel ama bunun boyası, boya rengi daha güzel söyleyebilirim. Onun dışında zaten en yakın iki tane şey vücudu görüyoruz. Body yapısını görüyoruz. Bu Toy Biz'in bu ölçekteki çok iyi figürlerinde kullandığı, eskiden kullandığı bir body. Bu da Legends'ın çok güvendiği, villainlarda falan genel olarak her şeyde kullandığı body. Bana soracak olursanız bu tarz figürlerde Toy Biz daha iyi yapıyor. Ama bunların da tabii ki kötümsenecek hiçbir tarafı yok. Çünkü günümüzde bunları bulmak biraz zor artık. Ama bunlar da çok güzel. Tabii günümüzde bunlar yapılırken tabii eski Toy Biz örneklerinden ilhamlar alındığını görüyorsunuz. Gerek çizgi detayları olsun, çizgi detaylarının yeri olsun. Gerekse her şey olsun yani. Şu arkasındaki çıkıntının üstünde bile şey olsa, yani çok söyleyemedim ama anladınız siz onu. Bu da bayağı güzel bir figürdür bu arada. FNA serimizde göstermişimdir diye hatırlıyorum. Göstermediysem de yakında göstereceğimdir diye hatırlıyorum. Bunu da şöyle kenara atmadan önce bir tane de Legends Wolverine koyalım bunların yanlarına. Evet, Wolverine'imiz de geldi. Bence Wolverine yani o kadar iyi bir figür ki hani şu boy farkı hiç sırıtmıyor diye söyleyebilirim. Hatta şöyle biraz daha
ışık alsın diye öne çıkaralım. Yani boy farkı ikisi figür içinde bence ideal. Zaten Wolverine kısa bir karakter çizgi romanlarda ama şu biraz daha uzun olduğu için şu ikisini daha iyi diyebilirim boy kıyaslaması açısından. Hem de ikisi de yeni bir seri ve bu figür gerçekten iyi. Bu figürün de incelemesi şuradan kanalda var. Sağ üstten ulaşabilirsiniz. Hemen şu ikisini artık postalama zamanı geldi diyorum ve Sabertooth figürümüzün eklemlerine bir bakalım artık. Evet, kafamız yine 360 derece dönebiliyor arkadaşlar ve maksimum geri çok gidemiyor. Bayağı böyle hiç gidemiyor hemen. Yani hemen hemen hiç gidemiyor aşağı. Şöyle bir kısıtlanmış bir yapısı var ama geriye böyle bayağı Superman uçma modu gibi yapabiliyorsunuz. O yüzden geriye bir değişik olmuş. Onun dışında şu arkasındaki zımbırtı çıkabiliyor tabii ki de şuradan. Buradaki slotu sayesinde şu arkasındaki deliklere sokup istediğiniz gibi başka figürlere bile takabiliyorsunuz yani. Bakayım, dur yapamadım, göremiyorum çünkü. Tamamdır, takmayı başardım. Görememişim ucunu. Yanlış deliğe sokmaya çalışıyormuşum. Onun dışında bu üstünde varken bir de bakacağım eklemlerine bu arada. Şöyle bir genişi alıp uzağa gidelim birazcık. Figürün kolu 360 derece dönüyor ama şuradan biraz çıktı görüyorsunuz. Tam döndürmek isterseniz, yoksa şöyle bir ittirme düzeltme yapmanız gerekiyor. 90 derece açılan bir kolu var, şöyle bayağı güzel oluyor. Onun dışında iki noktadan katlanan bir dirsek eklemi mevcut. O da şu şekilde maksimum katlanabiliyor. Şu boya geçiş noktasında herhangi bir eklem yok. Ama eli yukarı aşağı sağa sola 360 her türlü dönüp gidebiliyor. Bayağı güzel bir el var. El yapısı da gerçekten hoşuma gitti. Bu kol da aynı şekilde. Onun dışında figürümüzü şöyle göstereyim ben. Bir iki tane böyle katlanıp böyle eğilebiliyor. Geriye doğru da ama eğilince bak şöyle kötü bir kambur çıktı. Boyu uzun diye. Geriye de böyle oha, geriye bayağı gidiyor. Geriye niye bu kadar gidiyor bu figür? Yani şu tam şöyle bir Superman yapabiliyorsun abi, şu olaya bak. Geriye gitme özelliği ileriye göre çok daha iyi bir figür. Neden bilmiyorum ama böyle bunun gibi esnek bir karaktere bence güzel olmuş. Onun dışında beli 360 derece dönebiliyor zaten. Hiç sorunsuz. Ayakları maksimum bu kadar açılabiliyor ki Sabertooth gibi büyük bir figür bence iyi bir açılma mesafesi var. Onun dışında ayakları maksimum şöyle yukarı bu kadar kalkabiliyor. Bu da bayağı iyi bir açı bence. Yine üst bacağımız 360 derece rahat rahat dönebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Buradaki detayları da demin göstermemiştim. Şimdi gösterebilirim. İki noktadan katlanan diz eklemimiz mevcut. O da böyle oluyor. Burada da bacak kalınlığından dolayı tam katlanamıyor görüyorsunuz ki. Ama burada gördüğünüz gibi bir bot eklemimiz var. Botlarımız 360 derece dönebiliyor. Ve esnek ayak eklem dediğimiz eklem mevcut. Böyle istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. O damla dediğim olay da bu. Evet, ben figürü çok beğendim arkadaşlar. Yani ne bileyim, bayağı bayağı hoşuma gitti. Şu an unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum ama galiba yok sanırsam. Boyunu ölçtük, süzdük, aşağıdan yukarı detaylarına baktık. Eski figürle karşılaştırdık, yeni Wolverine'le karşılaştırdık. Eklemlerine baktık. Pozlamaları yapamayacağım figür benim olmadığı için. Ama elimden geldiğince bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Instagram hesabından da takip edip görebilirsiniz belki. Onun dışında Mert Polat'a tekrardan çok teşekkür ediyorum bu figürü bana gönderdiği için. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. And we're down, we go.